9. Kısım Telviyat-ı Tis'a Bismillahirrahmanirrahim Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la yahzenun Şu kısım turuk velayet hakkında olup 9 telvihtir. Birinci Telvih Tasavvuf, tarikat, velayet, seyr-i sürük namları altında şirin, nurani, Neşeli ruhani bir hakikati kutsiye vardır ki o hakikati kutsiyeyi ilan eden, ders veren, tavsif eden binler cilt kitap, ehli zevk ve keşfin muhakkikleri yazmışlar, o hakikati ümmete ve bize söylemişler. Cezehumullahu hayran kethira. Biz o muhit denizinden birkaç katre hükmünde birkaç reşalarını şu zamanın bazı ilcatına binaen göstereceğiz. Sual Tarikat nedir? El cevap Tarikatın gaye maksadı marifet ve inkişafı hakaiki imaniye olarak Miraca Ahmedi'nin aleyhisselatü vesselam gölgesinde ve sayesi altında kalp ayağıyla bir seyri sülük ruhani neticesinde zevki, hali ve bir derece şuhudi hakaiki imaniye ve Kur'aniyeye mazhariyet, tarikat, tasavvuf namıyla ulvi bir sırrı insani ve bir kemali beşeridir. Evet, şu kainatta insan bir fihriste camia olduğundan, insanın kalbi binler alemin haritayı maneviyesi hükmündedir. Evet, insanın kafasındaki dimağı, hadsiz telsiz telgraf ve telefonların santral denilen merkezi misüllü, kainatın bir nevi merkezi manevisi olduğunu gösteren hadsiz fünun ve ulûmu beşeriye olduğu gibi, insanın mahiyetindeki kalbi dahi, hadsiz hakaiki kainatın masarı, medarı, çekirdeği olduğunu, haddü hesaba gelmeyen Ehli velayetin yazdıkları milyonlarla nurani kitaplar gösteriyorlar. İşte madem kalp ve dimah insani bu merkezdedir, çekirdek haletinde bir şeceri-i azimenin cihazatını tazammun eder ve ebedi uhrevi haşmetli bir makinenin aletleri ve çarkları içinde derc edilmiştir. Elbette ve her halde o kalbin fatırı, o kalbi işlettirmesini ve bil kuvve tavırdan bil fiil vaziyetine çıkarmasını ve inkişafını ve hareketini irade etmiş ki öyle yapmış. Madem irade etmiş, elbette o kalp dahi akıl gibi işleyecek. Ve kalbi işlettirmek için en büyük vasıta, velayet meratibinde zikri ilahi ile tarikat yolunda hakaiki imaniyeye teveccüh etmektir. İkinci telvi. Bu seyri sülûku kalbinin ve hareket ruhaniyenin miftahları ve vesileleri zikri ilahi ve tefekkürdür. Bu zikir ve fikrin mehasini tadat ile bitmez. Hadsiz fevaid-i uhreviyeden ve kemalat-ı insaniyeden kat nazar, yalnız şu dağdağlı hayat-ı dünyeviyeye ait cüz'i bir faydası şudur ki, her insan hayatın dağdağısından ve ağır tekalifinden bir derece kurtulmak ve teneffüs etmek için her halde bir teselli ister, bir zevki arar ve vahşeti izare edecek bir ünsiyeti taharri eder.'' medeniyeti insaniye neticesindeki içtimaat-ı ünsiyetkârâne, on insanda bir ikisine muvakkat olarak belki gafletkârâne ve sarhoşçasına bir ünsiyet ve bir ülfet ve bir teselli verir. Fakat yüzde sekseni ya dağlarda derelerde münferit yaşıyor, ya derdi maişet onu hücra köşelere sevk ediyor ya musibetler ve ihtiyarlık gibi ahireti düşündüren vasıtalar cihetiyle insanların cemaatlerinden gelen ünsiyetten mahrumdurlar. O hal onlara ünsiyet verip teselli etmez. İşte böylelerin hakiki tesellisi ve ciddi ünsiyeti ve tatlı zevki zikir ve fikir vasıtasıyla kalbi işletmek o hücra köşelerde o vahşetli dağ ve sıkıntılı derelerde kalbine müteveccih olup Allah diyerek kalbiyle ünsiyet edip, o ünsiyet ile etrafında vahşetle ona bakan eşyayı ünsiyetkarane tebessüm vaziyetinde düşünüp, zikrettiğim halikımın hadsiz ibadı her tarafta bulunduğu gibi bu vahşetgâhımda da çokturlar. Ben yalnız değilim. Tevahhuş manasızdır diyerek imanlı bir hayattan ünsiyetli bir zevk alır. Saadeti hayatiye manasını anlar, Allah'a şükreder. Üçüncü telvih Velayet bir hücceti risalettir. Tarikat bir bürhan-ı şeriyattır. Çünkü risaletin tebliğ ettiği hakaiki imaniyeyi, Velayet bir nevi şuhudu kalbi ve zevki ruhani ile aynel yakin derecesinde görür, tasdik eder. Onun tasdiki risaletin hakkaniyetine kat'i bir hüccettir. Şeriat ders verdiği ahkamın hakayıkını tarikat zevkiyle, keşfiyle ve ondan istifadesiyle ve istifazasıyla o ahkam-ı şeriatın hak olduğuna ve haktan geldiğine bir bürhan-ı bahirdir. Evet, nasıl ki velayet ve tarikat, risalet ve şeriatın hücceti ve delilidir, öyle de İslamiyet'in bir sırrı kemali ve medar-ı envarı ve insaniyetin İslamiyet sırrıyla bir madeni terakkiyatı ve bir menba-ı tefeyyüzatıdır. İşte bu sırr azimin bu derece ehemmiyetiyle beraber bazı firakı ı onun inkarı tarafına gitmişler. Kendileri mahrum kaldıkları o envardan başkalarının mahrumiyetine sebep olmuşlar. En ziyade medarı teessüf şudur ki, ehli sünnet ve cemaatin bir kısım zahiri uleması ve ehli sünnet ve cemaate mensup bir kısım ehli siyaset gafil insanlar, ehli tarikatın içinde gördükleri bazı su istimalatı ve bir kısım hatiyatı bahane ederek, o hazini uzmayı kapatmak, belki tahrip etmek ve bir nevi âb hayatı dağıtan o kevser menbaını kurutmak için çalışıyorlar. Halbuki eşyada kusursuz ve her ciyeti hayırlı şeyler, meşrepler, meslekler, az bulunur. Ala külli hal bazı kusurlar ve su istimalat olacak. Çünkü ehil olmayanlar bir işe girseler elbette su istimal ederler. Fakat Cenab-ı Hak ahirette muhasebeyi amal düsturuyla adalet rabbaniyesini hasenat ve seyyatın muvazenesiyle gösteriyor. Yani hasenat racih ve ağır gelse mükafatlandırır, kabul eder. Seyyat racih gelse cezalandırır, reddeder. Hasenat ve seyyatın muvazenesi kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Bazı olur, bir tek hasene bin seyyata tereccü eder, affettirir. Madem adaleti ilahiye böyle hükmeder, ve hakikat dahi bunu hak görür, tarikat yani sünnet-i seniye dairesinde tarikatın hasenatı seyyatına katiyen müreccah olduğuna delil, ehli tarikat, ehli dalaletin hücumu zamanında imanlarını muhafaza etmesidir. Adi bir samimi ehli tarikat, suri, zahiri bir mütefenninden daha ziyade kendini muhafaza eder. O zevki tarikat vasıtasıyla ve o muhabbeti evliya cihetiyle imanını kurtarır. Kebairle fasık olur fakat kafir olmaz. Kolaylıkla zındıkaya sokulmaz. Şedid bir muhabbet ve metin bir itikat ile aktap kabul ettiği bir silsile-i meşayihi onun nazarında hiçbir kuvvet çürütemez.'' çürütmediği için onlardan itimadını kesemez. Onlardan itimadı kesilmezse zındıkaya giremez. Tarikatta hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen bir muhakkik alim zat da olsa şimdiki zındıkların desiselerine karşı kendini tam muhafaza etmesi müşkülleşmiştir. Bir şey daha var ki daire takvadan hariç, belki daire İslamiyet'ten hariç bir suret almış bazı meşreplerin ve tarikat namını haksız olarak kendine takanların seyyatıyla tarikat mahkum olamaz. Tarikatın dini ve uhrevi ve ruhani çok mühim ve ulvi neticelerinden sarfı nazar, yalnız alemi İslam içindeki kutsi bir rabıta olan uhuvvetin inkişafına ve inbisatına en birinci tesirli ve hararetli vasıta tarikatlar olduğu gibi alemi küfrün ve siyaseti Hristiyaniyenin nur-i İslamiyeti söndürmek için müthiş hücumlarına karşı dahi üç mühim ve sarsılmaz kale-i İslamiyeden bir kalesidir.'' merkezi hilafet olan İstanbul'u 550 sene bütün alemi Hristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren, İstanbul'da 500 yerde fışkıran Envar-ı Tevhid ve o merkezi İslamiye'deki ehli imanın mühim bir noktayı istinadı, o büyük camilerin arkalarındaki tekkelerde Allah Allah diyenlerin kuvveti imaniyeleri, ve marifeti ilahiyeden gelen bir muhabbet ruhani ile cûş-u huruşlarıdır. İşte ey akılsız hamiyet fıruşlar ve sahtekar milliyet perverler. Tarikatın hayatı ictimaiyenizde bu hasenesini çürütecek hangi seyyatlarıdır söyleyiniz. Dördüncü telvi. Mesleki velayet çok kolay olmakla beraber çok müşkülatlıdır. Çok kısa olmakla beraber çok uzundur. Çok kıymettar olmakla beraber çok hatarlıdır. Çok geniş olmakla beraber çok dardır. İşte bu sırlar içindir ki, o yolda sürük edenler bazen boğulur, bazen zararlı düşer, bazen döner, başkalarını yoldan çıkarır ez cümle tarikatta seyri enfüsi ve seyri afaki tabirleri altında iki meşrep var. Birinci meşrep enfüsi meşrebidir. Nefisten başlar, hariçten gözünü çeker, kalbe bakar, enaniyeti deler geçer, kalbinden yol açar, hakikati bulur. Sonra afaka girer o vakit afakı nurani görür. Çabuk o seyri bitirir, enfüsi dairesinde gördüğü hakikati büyük bir mikyasta onda da görür. turuk hafiyenin çoğu bu yolla gidiyor. Bunun da en mühim esası enaniyeti kırmak, hevayı terk etmek, nefsi öldürmektir. İkinci meşrep afaktan başlar. O daire-i kübranın mezahirinde cilve-i esma ve sıfatı seyredip sonra daire-i enfüsiyeye girer. Küçük bir mikyasta daire-i kalbinde o envarı müşahede edip onda en yakın yolu açar. Kalp aine i samet olduğunu görür, aradığı maksada vasıl olur. İşte birinci meşrepte sürük eden insanlar nefsi emmariyi öldürmeye muvaffak olamazsa, hevayı terk edip enaniyeti kırmazsa şükür makamından fahir makamına düşer. Fahirden gurura sukut eder. Eğer muhabbetten gelen bir incizap ve incizaptan gelen bir nevi sekir beraber bulunsa, şatahat namıyla haddinden çok fazla davalar ondan sudur eder. Hem kendi zarar eder, hem başkasının zararına sebep olur. Mesela nasıl ki bir mülazım, kendinde bulunan kumandanlık zevkiyle ve neşesiyle gururlansa, kendini bir müşir zanneder. Küçücük dairesini o külli daire ile iltibas eder. Ve bir küçük aynede görünen bir güneşi, denizin yüzünde haşmeti ile cilvesi görünen güneşle bir cihet-i müşabehetle iltibasa sebep olur. Öyle de çok ehli velayet var ki, bir sineğin bir tavus kuşuna nispeti gibi, kendinden o derece büyük olanlardan kendini büyük görür ve öyle de müşahede ediyor, kendini haklı buluyor. Hatta ben gördüm ki, yalnız kalbi intibaha gelmiş, uzaktan uzağa velayetin sırrını kendinde hissetmiş, kendini kutbu azam telakki edip o tavrı takınıyordu. Ben dedim, kardeşim, nasıl ki kanunu saltanatın sadrazam dairesinden ta nahiye müdürü dairesine kadar bir tarzda cüz'i külli cilveleri var, öyle de velayetin ve kutbiyetin dahi öyle muhtelif daire ve cilveleri var. Her bir makamın çok zilleri ve gölgeleri var. Sen sadrazam misal kutbiyetin azam cilvesini bir müdür dairesi hükmünde olan kendi dairende o cilveyi görmüşsün, aldanmışsın. Gördüğün doğrudur fakat hükmün yanlıştır.'' bir sineğe bir kap su, bir küçük denizdir. O zat şu cevabımdan inşallah ayıldı ve o vartadan kurtuldu. Hem ben müteaddit insanları gördüm ki bir nevi Mehdi kendilerini biliyorlardı ve Mehdi olacağım diyorlardı. Bu zatlar yalancı ve aldatıcı değiller. Belki aldanıyorlar gördüklerini hakikat zannediyorlar. Esma-i ilahinin nasıl ki tecelliyatı, arş-ı azam dairesinden ta bir zerreye kadar cilveleri var ve o esmaya masariyet de o nispette tefavüt eder, öyle de masariyeti esmadan ibaret olan merati bir velayet dahi öyle mütefavittir. Şu iltibasın en mühim sebebi şudur. Makamat-ı Evliya'dan bazı makamlarda Mehdi vazifesinin hususiyeti bulunduğu ve Kutbu Azam'a has bir nispeti göründüğü ve Hazreti Hızır'ın bir münasebeti hassası olduğu gibi bazı meşahille münasebetler, bazı makamat var. Hatta o makamlara makamı Hızır, makamı Üveys makamı mehdiyet tabir edilir. İşte bu sırra binaen o makama ve o makamın cüz'i bir numunesine veya bir gölgesine girenler kendilerini o makamla has münasebettar meşhur zatlar zannediyorlar. Kendini hızır telakki eder veya mehdi itikad eder veya kutbu azam tahayyül eder. Eğer hubbu caha talip enaniyeti yoksa o halde mahkum olmaz. Onun haddinden fazla davaları şatahat sayılır. Onunla belki mesul olmaz. Eğer enaniyeti perde ardında hubbu caha müteveccih ise o zat enaniyete mağlup olup şükrü bırakıp fahre girse fahirden gitgide gurura sukut eder.'' ya divanelik derecesine sukut eder ve yahut tariki haktan sapar. Çünkü büyük evliyayı kendi gibi telakki eder, haklarındaki hüsnü zanlı kırılır. Zira nefis ne kadar mağrur da olsa kendisi kendi kusurunu derk eder. O büyükleri de kendine kıyas edip kusurlu tevehhüm eder.'' Hatta enbiyalar hakkında da hürmeti noksanlaşır. İşte bu hale giriftar olanlar, mizan-ı şeriatı elde tutmak ve usul din ulemasının düsturlarını kendine ölçü ittihaz etmek ve İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi muhakkikini evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir ve daima nefsini ittiham etmektir ve kusurdan, aciz ve fakırdan başka nefsin eline vermemektir. Bu meşrepteki şatahat, hubbu nefisten neşet ediyor. Çünkü muhabbet gözü kusuru görmez. Nefsine muhabbeti için, o kusurlu ve liyakatsız bir cam parçası gibi nefsini, bir pırlanta, bir elmas zanneder. Bu nevi içindeki, en tehlikeli bir hata şudur ki, kalbine ilhami bir tarzda gelen cüz'i manaları, keramullah tahayyül edip, ayet tabir etmeleridir. Ve onunla, vahyin mertebi-i ulyâ -i akdesine bir hürmetsizlik gelir. Evet, bal arısının ve hayvanatın ilhamatından tut, ta avamınasın ve Havassı Beşeriye'nin ilhamatına kadar ve Avam-ı Melaike'nin ilhamatından ta Havassı Kerrubiyyû'nun ilhamatına kadar bütün ilhamat bir nevi kelimat-ı Rabbaniyedir. Fakat masalların ve makamların kabiliyetine göre kelam-ı Rabbani 70 bin perdede telemmu eden ayrı ayrı cilve-i hitab-ı Rabbani'dir. Ama vahiy ve kelamullahın ismi hası ve onun en bahir misali müşahhası olan Kur'an'ın necimlerine ismi has olan ayet namı öyle ilhamata verilmesi hatayı mahzdır. 12. ve 25. ve 31. sözlerde beyan ve ispat edildiği gibi elimizdeki boyalı aynede görünen küçük ve sönük ve perdeli güneşin misali semadaki güneşe ne nispeti varsa öyle de o müddeyilerin kalbindeki ilham dahi doğrudan doğruya kelam ilahi olan Kur'an güneşinin ayetlerine nispeti o derecededir. Evet, her bir ayinede görünen güneşin misalleri güneşindir ve onunla münasebettardır denilse haktır. Fakat o güneşciklerin aynesine küreye arz takılmaz ve onun cazibesiyle bağlanmaz